Demin bahsettim. Pazartesi günü itibariyle Türkiye'de aşıların olacağını söyledim. Özellikle bilim kurulumuz daha önce bu konuyla ilgili geniş bir çalışma yaptı. Bir strateji hazırlandı. Dört aşamalı bir stratejiydi bu. Bu stratejide özellikle ilk planda sağlık çalışanları olmak üzere yapılmıştı. Ve öncelikle de sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Özellikle birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Bizim Ocak ve Şubat, daha doğrusu Şubat sonuna kadar elimizde olmasını sözleşme gereği düşündüğümüz 50 milyon aşı olduğunu daha önce de söylemiştim. Dolayısıyla ilk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere biz mümkün mertebe daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Kitlesel bağışıklamada ne kadar dar bir zaman diliminde yoğun aşılama yapılırsa başarılı olacağımızı biliyoruz. Buna özellikle odaklanmaya gayret ediyoruz. Bu aşılamayı yaparken de yine daha önce ifade ettiğim şekliyle özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerimizin çok güçlü olduğunu biliyoruz. Aile sağlığı merkezlerimiz ve hastanelerimiz, kamu, üniversite hatta özel hastanelerimiz bu aşılama için kullanılmış olacak. Dolayısıyla bu anlamda aynı anda yaygın bir şekilde Türkiye'nin her tarafında yapabilir olmuş olacağız. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi özellikle Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayından itibaren dünyada yer yer mutasyonların olduğunu, Türkiye'de de benzeri mutasyonların varlığını, bu mutasyonun daha çok virülansı üzerinde bir etkisi olmadığını, daha çok bulaştırıcılığı üzerinde bir etkisinin olduğunu daha önce de söylemiştik. Dünyanın birçok ülkesinde de benzer şekilde zaten görüldü. Bizde de aynı şekilde. Biz de ülke olarak, halk sağlığı olarak belli zaman dilimlerinde yaygın bir şekilde bu anlamda mutasyon olup olmadığı analizlerini yapıyoruz. Bizdeki verilerde bulaştırıcılığı arttığı yönünde olan bir yaklaşımdı. Ama burada İngiltere'de olan birden fazla mutasyonun bir arada görüldüğü ve bulaştırıcılığın özellikle daha fazla olduğu şeklinde bizim şu ana kadar yaptığımız ön inceleme ve analizlerde buna benzer bir mutasyona rastlamadığımızı ama gelecek hafta özellikle daha çok bir tam genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün. Ama ön incelemelerimizde benzer bir mutasyon olmadığını, fakat genel olarak dünyada mutasyonun bulaştırıcılığının artması yönünde olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz gibi İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu oldu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz ama ülkelerle ilgili farklı bir şey gündeme gelirse her an bu kısıtlamalar tekrar yapılabilir öneri anlamında. Bunun dışında bizim şu dönemde özellikle üzerinde durmamız gereken virüsün mutasyonuyla birlikte bulaştırıcılığın arttı. Bu bulaştırıcılığın artmasıyla birlikte bir araya gelmelerin, kapalı ortamlarda bir arada olmanın, kalabalık ortamlarda bir arada olmanın bu bulaştırıcılığın artışıyla birlikte daha riskli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O nedenle vatandaşımız kalabalık ortamlardan uzak durmaya, kapalı ortamlarda yoğun bulunmamaya özellikle gayret edip maske noktasına da hassasiyet göstermesi son derece önemli. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ediyorum. Yerli aşı ile ilgili özellikle yoğun bir gayret içindeyiz. Yerli aşının ben konuşmamda da ifade ettim. 5 tane ilave aşının faz safhasına insan
çalışma safhasına geldiğini, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim. Adenovirüs çalışması da ayrıca söz konusu. Zannediyorum gelecek ay, Ocak ayı içerisinde bunlardan bir veya iki tanesi daha faz çalışmalarına geçmiş olur. Bunun dışında inaktif olan faz 1 çalışmasını tamamlamış olan aşımızla ilgili faz 2'de 200 kişiyle yapılmış olacak. Faz 1 biliyorsunuz 44 kişiyle yapıldı. Faz 2 200 kişiyle yapılmış olacak. Bununla ilgili gönüllerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar geçmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Şöyle çocuklarda gerçekten mıskçe tablosu, biz bugün kendi aramızda çocuk enfeksiyoncu arkadaşlarımızla da konuşmuştuk. Şöyle mıskçe'de bir artış var ama bu artış genellikle şöyle değerlendirmemiz lazım. Toplum içerisindeki genel vaka sayısı artınca çocuklar zaten az semptom gösteriyorlar. İstesek de istemesek de virüs alan çocuk sayısı da artıyor. Ve ortalama böyle bir artış sonrasındaki 2 ila 3 hafta sonrasında miskçe tablosundaki çocuklarda da artış yansımış oluyor. Şu anda bizim gördüğümüz, daha doğrusu geçen hafta içerisinde gördüğümüz ama bugünlerde o vaka sayısı tekrar azalmaya başladı. Miskçe tablosundakilerde azalmaya başladı. O yansımanın devamı şeklindeydi. Ya şöyle söyleyebiliriz, bu miskçe dediğimizde biz çocukların özellikle COVID-19 için neden olan o SARS-CoV-2 virüsünü aldıklarında çok fazla semptom geliştirmiyorlar. Ama vücutları buna karşı bir cevap oluşturuyor. Ve o cevabın da 2 ila 3 hafta kadar sonrasında aşırıya dönmesiyle farklı bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. Gözlerinde kızarıklık gibi, kalplerinde tutulum gibi veya ciltlerinde döküntü gibi bulguları ortaya çıkmaya başlıyor. Miskçe dediğimiz tabloda o. Ve genellikle bu da virüsle karşılaştıktan 3 hafta kadar sonra oluyor. Bu yoğun dönem geçen haftalarda olduğu için onun yansımasını biz görmüştük. Ve şu anda da bu azalmaya başladı. İngiltere'deki iddiaya baktığımız zaman şöyle ki virüsün bulaşıcılığının arttığını söylüyor aslında değerlendirmeler ama orada iki şeyi değerlendirmemiz lazım. Bu daha tam kesin olarak, bilimsel olarak, isterseniz hocam ona da cevap vereyim. Buyurun hocam. Tam kesin olarak gösterilmiş ve kanıtlanmış değil. Çünkü hareketliliğin arttığı, insan yoğunluğunun arttığı bir dönemde bu mutasyonun da etkisini görmeye başladılar. O bakımdan doğru böyle bir ilişki var gibi ama kesin söylemek zor. Böyle olunca da istesek de istemesek de tabii ki çocuklarda da virüsün sayısı artacaktır ve virüs taşıyan çocuk sayısı da artacaktır. Ama bu İngiltere'de şu anda çocuk vaka sayısında bir artış şeklinde görülmedi net olarak. Ama böyle bir ihtimalin olabileceği akılda tutularak takip ediliyor. Bizim ülkemizde de bugün çok güzel bir sunum vardı. Bizim ülkemizde hiç görmediğimizi, böyle bir mutasyonu şu anda gördük, değerlendirdik. O bakımdan çocuklarda vaka sayısı olarak böyle bir artışı veya çocuklardaki hastalanma sayısında bir artış olarak yansımamız yok. Teşekkürler hocam. Bizim için başından beri ifade etmiştim. Özellikle faz 3 çalışmalarına izin verirken Türkiye'deki başarısını, bu aşıların bizim vatandaşımız üzerindeki etkisini görerek aksiyon almak istiyoruz demiştim. O nedenle de biz o dönemde biliyorsunuz hem Pfizer hem de Sinovac aşısına faz 3 çalışması için izin vermiştik. Ve ikisi de devam etmiş oldu. Bizim sonuçlarımız bizim için önemli ve 24 merkezde yapılan, bağımsız komite tarafından da yakın takip edilen bu sonuçları görmemiz diğer sonuçlardan daha önemli olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Efendim, Çin aşısı kadar belki de en az o kadar artık merak ediyorum. Başka bir şey biliyorsunuz, 3 gün önce de enstitü %50'nin üzerinde güvenilirliğin olduğunu, %90'ın üzerinde de koruyuculuğun olduğunu söylemişti. Ama resmi olarak daha açıklanmadı.